Babuşlar selamlar, hepiniz hoş geldiniz. The Long Dark'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nasılsınız abi, keyifler yerinde mi? Keyif alıyor muyuz seriden? Evet, şu an ben de hiçbir şey göremiyorum. Ama iyi kötü seçiliyor ya, sizde hiç seçilmiyor mu baba? Bak şurada bir lamba mamba bir şeyler var mesela. Oo bak, mouse'u oynatınca iyice gitti, her taraf simsiyah. Erken uyandık be abi. Erken uyandık yani. Çar dedi ki baba bu kadar uyku bana yeter. Bana müsaade dedi, ayıldı yani herif. Benim yapabileceğim bir şey yok. Nerede abi bizim fenerimiz? Şu feneri bir kuşanalım ya, bir ışığımızı yakalım, birazcık ışıkla dolaşalım ortalıkta. Saat kaç Ece abi? Karanlığın bitmesine 3 saat daha var daha, akşam vakti. Biz gidelim, eşyalarımızı, alet edevatlarımızı falan yerleştirmeye devam edelim. Oo bu arada susuzluk var, hemen şuradan bir suyumuzu içelim. Hafiften de acıkmışızdır, gider çorbamızı ısıtır yeriz. Yakacak olarak kullanabileceğim bir şey var mı? İlla ki vardır da işte ben nerede olduğunu bilmiyorum. Bu arada beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim abi. Gerçekten seri bomba gibi güzel gidiyor. Yalnız şu fener elindeyken hani titremesi falan böyle, hani benim pek alışık olmadığım mevzular be abi. Pambık çorap. Ben bunları daha şey yapmadım değil mi? Herhangi bir şekilde aynen kıyafetleri daha düzenlememişim. Ya yırtıp yırtıp parça pinçik ede ede kumaş elde edeceğim çünkü, biliyor musun? Eşyaları falan dikmek için. Bu arada sabah olsun abi ufaktan, sabah olduğu vakit biz bir keşfe çıkalım. Şu sandalyenin ucunu alınabilecek bir şey olarak gördüm. İnan eğer böyle kenara köşeye yaslanmış bir şey gibi. Buradaki her şey yakacak olarak kullanılabilir aslında. Fotoğraflar falan filan, bak ayı fotoğrafı falan var. Easter egg yerleştirmişler midir acaba oyunun içine? Aa bir saniye, bu çiftliğin deposu var abi. Neden depoya gitmiyoruz? Bence birazcık yemek falan yiyelim, hemen depoya gidelim abi. Çiftliğin deposunda neler olduğunu merak ediyorum çünkü. Hacı abi şurada bir sobayı yakabilir miyiz? Şu sandığı bir parçalayalım. 8 dakikada parçalıyormuş, şehit be. İşte bu abi. Ama biraz daha geri dönüştürülmüş odun lazım. Ya şu sandalyeyi de parçala, sürekli gel git gel git, ayağımıza takılıyor zaten. Ve bu bizim bayağı acıkmamıza sebep oldu. Olsun, sıkıntı yok. Birazdan bir domates çorbası falan yaparız zaten. Hacı abi hızlandırıcı olmadan nasıl yakma ihtimalin %40 ya? Ne demek %40 abi? %80. Direkt geri dönüştürülmüş odun kullanmayacağız anlaşılan. Çevreden sap falan toplayacağız. Geri dönüştürülmüş odunları başka amaçlı kullanacağız. Sanırsam yakacakları biz buraya koymuştuk. Sap var mı abi? Aynen öyle, var. Üzerine sürekli benzin dökmediğimden dolayı artık yakmakta biraz sıkıntı yaşıyor sanırsam. Baba %70 ihtimalle de yakarsın değil mi ateşi? Ateş başlatıcıyla yakamazsın tabi. %60 mı? Ateş başlatıcıyla daha mı fazla ihtimali var? İyi peki. De yani hani odanın, ya sobanın içerisinde ateş yakamamak için ciddi anlamda yeteneksiz olmak lazım. %70 ihtimalle başarısız olmak için de aynı şekilde. Ama ben fazla soba yakmadım. Sobalı evde çok oturdum da bayağı bir senelerim geçti yani sobayla. Doğalgaz falan geldiğinde ben 10-12 yaşındaydım herhalde, bilmiyorum. Sobayla çok zamanım geçti ama yaş ufak olduğundan baba hiç sobanın yanına yanaşmazdık yani. Her şeyi valide hallederdi. Ama var ya, bu sobanın üstünde bir kestane pişerdi abi, böyle bir o kestanenin kokusu odaya falan yayılırdı. Gerçekten çok keyifli olurdu yani. O zaman hissederdin işte, hem ısındığını hissederdin hem şey yaptığını hissederdin. Tabii ki en güvenilir ısınma yöntemi şey ama doğalgaz, ama sobanın tadı da bir ayrıydı be abi. Yani şahsen ben yani sobada... Ya sobadan aldığım tadı o... Ya soba bir de ortamdır, biliyor musun Hacı abi? Bilmiyorum sobalı evde oturdunuz mu ya da rast geldiniz mi ama büyüklerinize sorun baba. Soba ortamdır böyle. Hani soba bir nevi dostluğun ateşini taşır içinde. Niye biliyor musun? Eski zamanlarda... Çok çok eski dönemler, elektrik yok düşün. Yok yani eski zamanlarda böyle, eskiden televizyonda falan o kadar çok dizi film yokken, son zamanlarda çok çok fazlalaştı. Bayağı uzun zamandır fazla dizi film var. Neyse abi işte hani o kadar dizi film ortalıkta yokken, o kadar dizi film popüler değilken sobanın başına toplanılır, sohbet edilirdi sürekli. Akraba, konu, komşu, çoluk, çocuk herkes toplanırdı abi. Hep birlikte sohbet ederdik. birlikte bir şeyler yiyip içerdik. Açıkçası yani özlenen güzel günler. Ya çünkü şimdi baktığın zaman abi birbirimize karşı dürüst olalım şimdi. Diyelim ki misafirliğe gidiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz baba misafirlikte? Televizyonlar açık, tamam mı? Herkes baba televizyonda bir şeye bakıyor. Bu arada bu et bize zarar vermez umarım ya. Yani zarar vereceğini zannetmiyorum ama yine de temkinli yaklaşmakta fayda var. Ya birbirimizi kandırmayalım yani şimdi. Ne yapıyoruz abi? Şey yaptığımızda, misafirliğe gittiğimizde falan. Televizyon açık, bir şeylere bakılıyor, bir şeyler seyrediliyor. Hani ama sürekli televizyon açık yani orada. Önceden işte öyle bir şey yoktu abi. Sobanın ateşinin başında toplanılırdı. Millet birbirine hikaye anlatırdı, anılarını anlatırdı, dertleşirdi. Ben şahsen özlüyorum o günleri. Ya sobaya ben dostluğun ateşi diyebilirim. Tabii çok camlar yanmıştır, çok fazla zararı da olmuştur sobanın. Ya bunun sebebi de ne? İşte bacasını temiz tutmazsan baba içeriye böyle duman falan atar. Zehirler yani. Benim babaannem soba zehirlenmesinden vefat etti. Bizim hemen üst katımızda oturuyordu. Soba zehirledi abi. Hani temizlemezsen, bakımını yapmazsan, dikkat etmezsen insanı canından da ediyordu. Ama yine de soba benim gözümde bir başkadır. Dediğim gibi, çünkü bana göre o sobanın ateşi dostluğun ateşi abi. Aşağı depoya gideceğim de benim depoda üstüme, ya depodan bir şeyler alıp üstüme yükleyecek kadar şeyim olmayabilir. Üzerimde ağırlık kapasitem olmayabilir. Bir ilaçları falan benim bir kenara köşeye bırakmam lazım. Bir fincan kahve içelim. Ve bu ağırlığın sebebi ilaçlardan ziyade zannediyorum ki kıyafetler. Kıyafetler olduğunu zannediyorum abi. Kıyafetler hakikaten şey. Misal şu botun ağırlığı 1 saat 30 dakika mı? Yapma etme be abi. Bir saniye, kıyafetleri bir yere koyalım. Hacı abi bana bir tüfüğümü verir misin ya? Elimde tüfükle gezeyim. Harbiden elimde tüfekle gezeyim yani. Abi shift'e basıp koşturunca da kendimi Call of Duty gibi hissettim ha. Ya sanki şuradan şöyle adam çıkacak, tak diye vuracağım kafaya. Kusura bakmayın, ne kadar gaza gelirsem geleyim ateş edemiyorum. Bende bir ölücülük var abi. Şuraya yatıyorum ben değil mi genelde? Tamam, okey. O zaman şu dolabın içerisine ben bir fazladan kıyafetleri gönderebilir miyim? Baba gönder, 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 gönder. Bunları yırtıp kumaş elde edeceğiz daha ki. Elde ettiğimiz kumaşla şey yapabilelim abi. Ve şu botu da gönder. 6 kilo falan atıldı üzerimizden yahu. Bunların hepsini yırtıp kumaş haline getireceğim. Onu artık akşam bir ara işte uyku falan yokken ya da yapacak bir şey yokken hallederiz ki zamandan kaybetmeyelim. Başka neler söyleyebilirim misal? Şey hakkında böyle. Eski güzel ortamlar hakkında. Ateş çok güzeldi. Siz hiç yaptınız mı bilmiyorum. Çok çocukça gelebilir ama. Oğlum etraf nasıl bir sis var etrafta. Daha sabahın erken vakti tabi. Ayı mayı var mı lan? Vallahi affetmem ha. Eksi 19 derece. Oha. O kadar çok üşüyoruz ki. Şuranın kapısını açabilir miyiz abi? İçeride üşüyor muyum ben? İçerisi 6 derece. Tamam, sorun yok. Da sıkıntı şu. Buralarda bir depo var. Aynen burada. Aynen burada. Bir depoya bakalım, evin etrafını falan araştırırız sonra. Ben daha önce depoda hiç kurta rastlamadım ama şu an kurt varsa bile kafasına düpçüğü çakarım yani. Hoh, gazete kağıdı, geri dönüştürülmüş odun, hurda metal. Bunların hepsi de yakıt olarak kullanılabilir. Kaliteli araç gereç, kumaş... Gayet iyi abi, gayet iyi. Fener yakıtı. Basit eldiven. Kibrit. Ben neden bahsediyordum ya? Vallahi bahsettiğim şeyi unuttum. Gerçekten bir şeyler anlatıyordum ama hatta güzel bir şeylerde de ne anlattığımı unuttum harbiden. Ha, siz hiç yaptınız mı bilmiyorum da böyle hani el fenerini şeyi tutarsın acı, böyle tavana tutarsın, elle tavşan falan yaparsın, böyle bir şeyler yaparsın. O da çok güzel oluyordu. Ateşbaşı korku hikayesi, onlar acayipti zaten abi bir. Bizim büyük abilerimiz bir anlatırdı, 2 gün uyuyamazdık, kendimize gelemezdik ya. Ben hala anlatılsa kendime gelemem yani, çekinirim, bir korkarım, ürkerim. Bende var öyle ürkme. Yani öyle bir anlatıyorlar ki hani... Hikayeden ziyade her şeye benziyor, anlıyor musun? Böyle aha. Güzel, güzel, full çorap. Şuradaki ilk yardım kitini de araştıralım. Oh, enerji barı. Antibiyotik. Onlar gömülür abi, onlar gömülür. Onlarlık bir şey yok. Bakalım etrafta başka bir şey var mı? Misal şu tezgahta ben neler yapabiliyorum ya. Basit ok, ok sapı, kurutulmuş huş ağacı fidanı. Yay. Aslında var ya, yay yapabilsek efsane olur da kurutulmuş bağırsak falan lazım. İşte onun için avlanacağız abi. Ayı derisi yatak, ayı postu 2 tane. Nereden bulayım kardeş? Kurt derisi mont. Artı 7 derece sıcaklık bonusu rüzgara karşı artı 5. Benim bir yerden var ya kurt derisiyle kurutulmuş bağırsak bulmam lazım. Gidip kurt falan avlayacağız. Geyik derisi pantolon, geyik derisi bot, tavşan derisi eldivenler. Tavşan derisi eldivenler falan da çok fena veriyor ha. Kanca, meşale, liken sargı. Yani. Bunu alacağım tabii ki. Tabii ki her şeyi al abi. Mutlaka ölücülük yap. Çünkü ölücülük bunu gerektirir. Yani bana kalsa ben neler neler yaparım oğlum. Hayatta kalmak için. Ya şeyi gördüm, doğru mudur bilmiyorum da. Yarından Sonra diye bir film var babuşlar. İzlemenizi tavsiye ederim. Muazzam bir şey böyle. Hakikaten vaktinizi ayırdığınıza değer yani. İzlerken keyif alırsınız. Orada şöyle bir şey var. Soğuktan kaçarken bir kütüphaneye sığınıyorlar. Kütüphaneye sığındıkları zaman da elemanın bir tanesi köpeğine kağıt yalatıyor. Köpeğine yalattığı kağıdı kıyafetlerinin arasına yerleştiriyor. Montunun arasına yerleştiriyor. O daha sıcak durmasını sağlıyormuş. Nasıl bir bağlantı var, ne alakası var hiçbir fikrim yok ama daha sıcak durmasını sağlıyormuş abi. Ya bana pek mantıklı gelmedi açıkçası. Nasıl bir mantık olabilir ki hani... Bu arada şurada bir yerde bir şeyler var ama... Araba lan. Harbiden araba. Evin kenarındayız zaten. Çok bir sıkıntı olmaz. Sıkıntı olursa bile tüfeğim var valla. Kalkar tak diye vururum. Hiç affetmem. Baba motor kapağı. Motor kapağında bir şey yok. Arabalar zaten bu havada ne yapsın abi. Bagaj. Zorla kanka. Levyemiz var, zorla. Abi kim yani, benzin tamam da kim bagajına kaskol koyar şimdi? Selamünaleyküm hacı. Arkada bir şey var mı? Yok. Önde bir şey var mı? Ona bakalım. Bagajı zorluyoruz. Kapılar açık. Ne alaka? Torpido gözü. Ha, torpido gözüne gazoz mazoz kayıyor. O işin o kısmına bir şey demem ben. Daha fazla taşıyabileceğimi sanmıyorum. Ne taşıyorsun da Allah sen ya? 34 kilo. 34 kilo bir şey mi? Ne taşıyorsun da? Sanki çok bir yük taşıttık sırtına. Bir süreden sonra benim avcılık falan yapmam gerekecek. Ama önce evde baya bir iş var abi. Benim onları halletmem lazım işte. Bir süre sadece yiyeceğiz, içeceğiz. Kumaş üret, şunu üret, bunu üret falan. O modda takılacağız. Burada alet edevat falan filan vardı. O hangi şeyde olur? Alet edevat kısmı. Burada yemekler falan var. Aynen, alet edevat kısmı burada olur abi. Bir tane bileme taşını verelim. Benzini verelim. Benzin burada değil ya. Benzin üst tarafta galiba. Neyi verelim başka? Basit araç gereç kitini verelim. Bir tanesi üstünde kalsa da olur aslında da fazladan ağırlık abi. Gerek yok ya. Ya zaten 3 kilo ağırlık komple benzin bidonu. Burası alacak mı o kadar şeyi? 3 kilo ağırlık zaten full benzin abi. Şuradan bir hepsini aktar. 0-10 kilodan hiçbir şey olmaz. Şuradan bir de 20'lik aktar. Benzin. Şu 3.2 litre benzini aktar oraya. Başka ne yapabiliriz? Başka buraya bir şey aktaramam. Çünkü burası ağzına kadar doldu abi. Ağzına kadar doldu. Yemek içmekte sıkıntı yok. Hafiften yorgunluk falan baş göstermiş vaziyette. Yemeklere gelelim abi. Şu sodayı içeriz. Canı çok azalmış çünkü. Bunların hepsinin canlar pert. Burada canı pert olan var mı? Var. Al yanıma. %34. Al yanıma abi. Kahve. %43. Al yanıma. Al abi. Al abi. Asıl ömrü uzun olanları dolaptan alıp ömrü kısa olanları koymak gerekiyor. Ama ben onları bir an önce tüketeyim kafasıyla yapıyorum. Tamam. Daha fazla konserve bulabilseydik keşke. Şimdi. Ha, ecza dolabı. Buraya hemen biz bir sağlık kitlerini falan yerleştirelim mi abi? Hepsini aktar. Hepsini aktar. Tamam. Sağlık şeysinde de bir şeyim kalmadı. Şimdi bir yukarı doğru çıkalım abi. Yukarıda üst katta şu dolabın orada. Dolabın olduğu yer buraydı galiba. Aynen. Şu dolabın olduğu yerde ufak ufak her şeyi yırtıp bir yavaştan kumaş haline getirelim. Benim ayakkabımın İşçi ayakkabısını ben yırtmadım değil mi? Muhtemelen o işçi ayakkabısı çok daha dayanıklı. İşçi ayakkabısını al. Abla bir şeyden de dırdırlanma be. Bak bunun rüzgara karşı dayanıklılığı falan da var. O zaman bak önce bir şunu parçalayalım. 1,5 saat. Hey maşallah. 1,5 saatte ne parçaladım be. Tamir. Hem kumaş hem kurutulmuş deri. Oha, tamir de 1,5 saat. Ve onu başaramama ihtimali var %50. Ama başardı, hayret verici bir şekilde başardı. Hem de %78'e kadar geçirmeyi başardı. Giy abi, şunları yırt, kumaş haline getir. Susuz. Su içiririz, su içiririz, sıkıntı yok. Tamam, hemen şuradan biz bir suyumuzu çakalım. Hatta gazozları falan içelim abi. Gazoz iç. Çikolatayı, sonra da %34'lük gazozu iç. Diyeceğim, içme. Normal su iç. Niye gazozu saklıyorum? Gazoz çünkü açlık da doyuruyor. Gel baba kıyafet kısmına. Hasat eldivenleri. 10 dakika içerisinde falan hasat oluyor. Bir tek ayakkabı sıkıntı ama ayakkabıdan da var ya. Ayakkabı çok güzel oldu. Ya, ayakkabı hakikaten çok güzel oldu yani. Dışarıya karşı zaten zırh gibiydik. Şu an için sıcaklık bonusumuz falan da daha fazla oldu. İyi oldu yani. Ve üzerimde bu kadar kumaşı taşımayacağım bu arada. Mutlaka bir kenara köşeye stoklayacağım. Sanki bu daha iyi gibi be. Sanki bu daha iyi gibi abi. Tamir et. Soluğu kesilmiş. Ne yaptın da soluğun kesildi? Evde oturup çorap tamir ettin sadece ya. Aynen aynen. Çoraplarımız bile daha iyi hale geliyor abi. Hasat. Çoraplarımız bile daha iyi hale geliyor. Yani buradan avlanmaya falan çıktığımızda çok az üşüyeceğiz. Çok az zarar göreceğiz. Bakalım şunu da bir hasat edelim. Şunu da bir hasat edelim abi. 30 dakika mı? Ne yapıyor kumaş derken? Böyle yırtıyor mu? Annem de yırtar yani. Yırtıp toz bezi yapar ama bunun öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum yani. Umarım öyle bir şey değildir. Hocam şunu bir 1,5 saatte yırtabilecek mi? Gün bitti. Gün. Sen onu yırtayım diyene kadar gün bitti. Kurt falan saldırmasa bari ya. Ya dışarıda gezerken kurt falan saldırmasa bari. Oh her şey baya iyi oldu abi. Baya iyi oldu her şey. Açtığımız susuzluğumuz falan vardı bizim. Ben öyle hatırlıyorum. Susuzluk daha fazla tabii ki. Susuzluk daha fazla. İç abi suyu. Biraz daha yoracağım seni, yattığımızda sabah olsun. Üzerinde bayağı bir kumaş var ve bizim de burada kumaşa çevirebileceğimiz çok fazla materyal var. Öncelikle bir üstündeki kumaşı alalım. Kurda metal parçalarını da alabiliriz. Başka kuş burunları falan kalsın. Onlar çürümüyor zaten hayret verici bir şekilde. Üzerimizde ne taşıyoruz lan biz bu kadar ağırlık yapacak? Galiba boyuna tüfek, yatak falan filan ya. Onlar yani. Neyse tamam, şimdi şunları alalım. Bunları da bir hemen biz kumaş haline getirelim. Tamamdır. Şimdi misal bir şey diyeceğim hacı abi. Giy dediğimde sen bunu giyip karşılığında neyi çıkarıyorsun? Oo, manyak mısın lan? Bununla bu hiç bir arada tutulabilir mi? Hasat. Gün ışığının bitmesine daha 3 saat var diyor ama kimi kandırırsan artık, kim inanırsa. Gün ışığı bitti bile lan, 3 saat kala çekildi bile. Dışarıda hava hiç iyi oldu mu acaba? İyi olsa bile ben yarın çıkacağım yola. Yani yarın bir avlanmaya, sağa sola falan bakınmaya çıkarım. Çünkü bugün yeterince yoruldum. Ya yorgunluğu kritik düzeyde. 1,5 saat mi? Abo. Pantolon %100. İç donu gibi bir şey mi bu? Aynen lan, iç donu gibi bir şey bu. Ekstradan giysi. Nice. Ekstradan giysiye hiçbir zaman için hayır demem kanka. Ekstradan giysi hiçbir zaman için hayır demem yani. Bu arada ufaktan zaten gün de kararıyor. Abi o kadar iyi olduk ki kıyafet bonusundan artı 14 hissediyoruz ya. Kıyafetlerin rüzgar bonusu falan var bir de. 15 derece hissediyoruz be şu an. 15 derece. Ve gün ışığı bitti, bitecek ufaktan. Son bir şunu da parçalar şu ikisini. Belki o da. Şu eldiven daha mı iyi? Aynen öyle, daha iyiymiş bundan. Tamam. 10 dakikada bir hasat et. Gün ışığı bittiği zaman üzgünüm ben bu işlemi yapamam falan diyor. Yani belki hasat etme işlemini yapar da diğer şeylerde gün ışığı bitti gözüm görmüyor sabah tekrar deneyelim diyor. Bunu yaptı misal. Aynen öyle bunu yaptı. Şimdi o zaman ben şuradan 1-2 kola çekeyim. Hem aç susuz yatmayayım hem şey yapmayayım. Bu sayede biz bayağı bir materyal tüketmiş olduk ama en azından hayattayız yani. Hani bayağı bir kumaş elde ettik. Şimdi bir saniye ben şu kumaşları bir dolaba yerleştireyim. Sizin gözler bir şey görüyor mu bilmiyorum da benimki ıhtan görüyor işte. Hani 3-5 bir şey ayırt edebiliyoruz. Gayet iyi. Gayet iyi abi. Şu tarafa gidip yatalım. Kaç saat uyuyacağız? Abi 11 saat uyu da sabah olsun la. Ortada kalkma böyle. Ortada kalkma yani en ayar olduğum şey. Ortada kalkma. Eyvah. Karanlığın bitmesine soru işareti saat dediğine göre baba. Yani şu an muhtemelen sabaha yakınız ama dışarıda çok fazla acayip bir fırtına var. Dışarıda acayip bir fırtına olduğu için şey yapmıyor. Kapıların falan birbirine vurmasından zaten dışarıdaki fırtına hakkında fikir sahibi olabiliriz abi. Gerçekten dışarıda sağlam bir fırtına var anlaşılan. Şimdi nasıl bir şey yapalım? Öncelikle birazcık daha yakacak materyal konusunda üste gidebiliriz. Hani sağ solu parçalayabiliriz. Atıyorum şu masayı falan elimize alabiliriz. Hatta biz bir saatte şu masayı bir elimize alalım abi. Aynen öyle. Masayı yok ettik. Radyo ne işe yarıyor belli değil zaten. Var mı bir şey? Ağzı kurumuş ve biraz aç. Tamam, fincan kahve içeceğiz şimdi. Bir şey diyeceğim. Bizim odunlar nerede? Odun. Odun şu yakmalık kısımda olmuyor mu? Burada değil çünkü yukarıda. Ama yukarı ağzına kadar dolu. Daha başka bir yere odun bırakamaz ki. Şurayı kullanayım o zaman ekstra odun deposu olarak. Ama gerçi yanımda bulunsun mu abi? Yani yanımda bulunsa mı acaba? Yanımda bulunsun ya. Yani yanımda bulunsun. Dışarı sapsaman toplamaya falan çıkarım zaten yakın zamanda. Ateş başlatıcı sap. Ya. Kullansak mı acaba? Şey hızlandırıcı. Ateş yakma becerisi 40 diyor. Ben şimdi buradan fincan kahve pişirip kahve içeceğim. Hem bana 100'er kalori verecek hem de susuzluğumu dindirecek. Ayrıca benim ayakta kalmamı sağlayacak. Sonra dışarı avcılık yapmaya çıkacağız abi. Çünkü hazıra daha dayanmaz. Açık açık söyleyeyim yani hazıra daha dayanmaz. Elimizdeki avucumuzdakiler biter küt diye kalırız ortada. Gözümüzü açık tutmamız lazım. Perfect de sönmedi değil mi lan? 2 saat tamam. Şunu bir parçalasana 8 dakikada. Gün ışığının bitmesine soru işareti saat. Soru işareti dediği anda anla ki şey var abi hangisi daha az nereden bileceğim %29 pişir. Gün ışığının bitmesine soru işareti var dediği anda anla baba tamam dışarıda fırtına var dışarıda kıyamet kopuyor. 28 derece vay. Ben zaten sırf 15 derece kıyafetlerden hissediyorum be abi. Hepsini seri gömeceğim de inşallah yani oyunda şöyle bir mantık yoktur işte çok fazla kahve içti çarpıntı yaptı falan gibisinden. Hani kahve çarpıntı yapar ya bazılarına. Ama ben öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Bir de tekrar mı ısıtacağım sizi ya? Bir de tekrar mı ısıtacağım abi sizi? Göm. Göm gitsin abi bir de tekrar mı ısıtacağım? Oh afiyet olsun. Afiyet olsun abla. Afiyet olsun. 2000 kalori yaptık bile ya. 2000 kalori yaptık ya. Şimdi bir şey diyeceğim. Biz bu kadar şey yaptığımıza göre bu çar zaten birazcık zor uyur. Bir litre kadar su eritir misin canım? 1 litre. Garip bir ses var. Duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Garip bir ses var. Ne oluyor lan? Hala dışarıda fırtına devam ediyor mu? Bu muhtemelen fırtınanın habercisi yani. Kesinlikle fırtına var. Dışarıda kapılar vurup duruyor. Bunun normal bir şey olması mümkün değil ama. Hem de ölümcül bir fırtına var. Bu havada dışarıda olmayı istemezdim ki istemiyorum. Bu havada dışarıda olmayı istemezdim ve istemiyorum. Ne yapalım abi? Biz o zaman buralara alet edevat elde etmek için mi kullanalım böyle? Sağdaki soldaki odunu falan mı kıralım? Ev kuşu gibi yaşadık bugün ya. Bir depoya falan indik. Ev kuşu gibi yaşadık ama her şeyimiz yerli yerinde yani. Her şeyimiz var. Ben buradaki her şeyi bir şey olarak, yakacak olarak kullanabilirim abi. Yastığa kadar. Av bıçağı olsa yastığı falan parçalayabiliyormuşuz. Ya ben dışarıda avcılığa falan çıkacaktım ama demek ki sıkıntı var, daha sonra çıkarız. Şuradan bir çık gir yapayım, save alsın babuşlar. Ondan sonra bölümü ufaktan sonlandıralım abi. Tamamdır. İçeri girdiğimde şimdi save almış olması lazım. Şöyle bir döner. Aynen save aldı. Bitsin. Babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın abi. Bay bay.